Merhaba sevgili izleyenlerimiz. Bugün Kurban Bayramı'nda beslenme konusunda nelere dikkat etmemiz gerektiğini danışmak için diyetisyen Mücahide Karamısa paylaşmaktayız. Öncelikle Kurban Bayramı'nda kesmiş olduğumuz etleri ne kadar süre sonra tüketmemiz daha doğru olur? Kurban Bayramı'nda eti hemen kesiliyor. Kesildikten sonra doğranıp pişirmeye hatta kavurmaya başlanıyor. Kesinlikle bunu önermiyoruz biz. Çünkü et kesildikten sonra ette bir katılaşma oluyor. Katılaşmayı da biz istemiyoruz. Diyoruz ki 4-5 saat sonra ancak doğrama şekline gelebilir çünkü et dinlenmelidir. 12 saat sonra tüketilebilir. O da uygun şartlarda saklanacak. Tabii ki müzik yaz sıcaklarında serin yerde saklanacak. Daha sonrasında kesilip rahatlıkla yumuşak bir şekilde tüketilebilir. Peki etleri kestiğimiz tahtalarda ayrıca sebze, meyve gibi şeyler kesenler de oluyor. Bu çok tehlikeli bir yol aslında. Kontaminasyon dediğimiz şeye yol açıyor. Bu konu hakkında bilgi verebilir misiniz? Biz öncelikli olarak Kurban Bayramı için değil, normalde de mutfağımızda iki tane en azından tahtamız olması gerektiğinden yanıyız. Biz bunu bu şekilde eğitimini aldık ve bu şekilde olması gerekiyor. Et keseceğimiz tahta başka, sebze, meyve doğrayacağımız tahtanın başka olması gerekiyor. Çünkü eğer çiğ et doğradığınız yerde pişmiş et veya başka bir sebze, meyve doğradığınızda siz onu yıkayıp temizledim, sıcak suyla veya işte güzelce oldum diye düşünebilirsiniz. Ama onun kaynaması belki kaynadığında bile geçmeyecek olan bakteriler orada kalabiliyor. O kalan bakterileri de siz salata yaptığınız sebzeye geçiyor ve siz çiğ şekilde bunu tükettiğiniz için de direkt midenize, bağırsaklarınıza iniyor. Bu da size mide, bağırsak sıkıntıları yaşatabilir, hazım zorlukları yaşatabilir. Ben işte hiçbir şey hazmedemiyorum, acaba neden diye soruyorsanız bunları da gözden geçirebilirsiniz. Kurban Bayramı'nda eti ne derece, nasıl pişirmeliyiz, nasıl tüketmeliyiz? En doğru şekli nedir? Kurban Bayramı'ndaki eti öncelikli olarak yani kavurma ve kızartma isteyebiliriz. Haşlama olabilir, ızgara olabilir, fırında pişirebilirsiniz. Bunun lezzetsiz olduğunu düşünüyorsanız baharatlarla, sarımsak soğanla, sirkeyle, limonla lezzetlendirebilirsiniz. Kesinlikle bu şekilde tüketilmesini istiyoruz. Kurbanda et dışında tatlılar da tüketiyoruz. Soframızda rengarenk tatlılar da yer alıyor. Bunda tavsiyeniz hangi tatlılardan yana? Hangisini yersek bizim için daha faydalı olabilir? Şöyle diyelim, sütlü ve meyveli tatlıları biz daha çok öneriyoruz. Meyveden yapılan tatlıları. Daha hafif oluyor, şeker oranı daha az oluyor. Ve et tükettiğimiz için daha kalorili ve ağır şeyler tüketiyoruz. Onun arasında daha hafif tatlılar girsin istiyoruz. Biz bunu ikinci çayında tüketsek daha güzel olur. Bir ara öğün gibi yani yemeğin arkasına değil de biraz daha bekleyip 1-2 saat sonra tüketsek iyi olur diyoruz. Ama tabii ki baklavadır, nohudur bunlar da tüketiliyor, tüketilmiyor değil. En azından bunu da bir dilimi aşmayacak şekilde yine gündüz vaktinde yemek arkasına değil de ara öğün olarak bir dilim şeklinde tüketirsek memnuniyetiniz olacaktır. Hastalığa sahip olanlar, diyabet, tansiyon gibi bunlar Kurban Bayramı'nda ne yapmalı? Hani et konusunda özellikle dayanamayıp yiyor çoğu ama çoğu zararlı oluyor. Nasıl bir yol izlemelerini önerirsiniz? Kesinlikle yasak dersek daha çok cezbedici oluyor. Bu kadar aile bir aradayken işte sen yaşlısın ya da sen kronik bir hastasın deyip de onu masadan ayrı tutamıyoruz ne yazık ki. Ne yapabiliriz? Dediğim gibi kızarma kavurma yapmazsak bencil olmuş olmayız. Yani onları düşünmüş olur. Aynı tabaktan, aynı tencereden onlar da yemiş olur. Hem onların gönlü olur hem bizim gönlümüz olmuş olur. Şöyle bakacak olursak Kurban Bayramı zamanında aslında çok hastaneye giden kişi oluyor. Gerçekten sadece çok tuzlu yemekten, çok yağlı yemekten, kızartma yemekten rahatsızlık duyuyor. Normalde aslında bunları hiç tüketmeyen kişi o gün herkesle birlikte tüketmek istediği için tüketiyor. Lütfen kendimizi düşünerek bencil olmayalım, ailemizdeki bireyleri düşünüp ona göre beslenmemizi ayarlayalım. Peki Kurban Bayramı'nda sabah, öğlen, akşam yemek yeniliyor, sofralar kuruluyor. Nasıl bir yol izlersek, nasıl bir sofra düzenine sahip olursak daha iyi olur bizim için? Şöyle diyelim, Kurban Bayramı'nda sabah kahvaltımız hafif olsun istiyoruz. Neden? Zaten öğleden sonra et falan tüketiyoruz, yağlı olabiliyor. Zaten yarın ayırsak bile içi yağ oluyor bunun. Ağır olacağı için sabah kahvaltımız hafif olsun. Çok erken kalktıysak arada bir meyve tüketebiliriz. Veya bir ayran tüketebiliriz, süt
tüketebiliriz. Öğle yemeğinde ya da akşam yemeğinde et tüketeceksek önden çorba içebiliriz. Arkasına yani et yemeğimizin arkasına da salata ya da sebze yemeği tüketebiliriz. Asit içecekler tüketmeyi önermiyorum. Kesinlikle işte bizim meyve sularımız var, ev yapımı, hoşaflarımız var, ayranımız var, bu havalar limonata tüketebiliriz. Bunlar daha sağlıklı olduğunu düşünüyorum. Ara öğünlerde meyvelerimizi, yoğurdumuzu, sütümüzü içsek hem iştahımızı biraz hafifletir hem de çok fazla acıkmamızı engellemiş olur. Bu şekilde yaparsak gece birkaç tane maydanoz suyu içmek zorunda kalmayız. Kurban Bayramı bir de yaza denk geldiği için bu sıcaklarda ağır kaçmaması açısından önlem olarak neler yapmalıyız? Su tüketimi mesela en basitinden. Ya, su tüketimimiz zaten her dönemde ihtiyacımız olan bir şey. Sıcak havalarla birlikte 2 litre değil artık 2,5 litre de veriyoruz. Çünkü terle çok fazla vücudumuzdan su ve tuz çıkıyor. Gerçekten bu da insanın tansiyon düşüklüklerine neden olabiliyor. Böbrek ağrılarına, sırt ağrılarına, sırtım ağrıyor, belim ağrıyor deniyor. Aslında böbrekleri susuz kaldığı için ağrılar yapabiliyor. Bunlara dikkat etmemiz lazım. Kesinlikle kaç bardak su içiyoruz bunun bilincinde olmamız lazım. Hele de artı böyle yağlı ya tuzlu bir şey içtiğimiz zaman, yediğimiz zaman mutlaka daha dikkat etmemiz lazım su içmeye. Teşekkür ederiz. Bu değerli fikirlerinizi bizimle paylaştığınız için. Bir de kısa bir şey daha anlatmak istiyorum. Tabii. Kurban Bayramı'nın manevi duygularından ayrı tutarsak eğer, bu anlattığımız şeylerin hiçbirinin mantığı olmaz. Mantığa size oturmaz. Neden ben yemeyeceğim, neden bu kadar saat bekleyeceğim size mantıksız gelebilir. Kesinlikle kurban bayramında kurban kesebilen kişi zaten yıl içinde et tüketebiliyordur. Bunu göz önüne alarak bu kurbanımızı kestik, artık parçaları ayırıp ihtiyaç sahiplerine götürelim diye düşünmek ve bununla ilgilenmek zaten bir zaman olur. Kendi etiniz o sırada dinlenmiş olacaktır. Onları dağıtıp insanın manevi duygularını doyurduktan sonra kendini doyurması zaten bir üst persona geçecektir, daha mutlu edecektir. Bunu unutmayalım. Neden bekliyoruz, neden az yiyoruz derseniz de yani sizin yediğiniz miktar belki karşınızdaki verdiğiniz kişi 3 öğününde yiyecek, belki 3 kere de yiyecek. Bunu düşünün, siz onun 2 katı kadarını yiyorsanız manevi boyutunda bunu düşündüğünüzde de ne kadar gereksiz yediğimizi bir kez daha düşünüyoruz. Hem maneviyatımızı doyurmuş oluruz hem de kendimiz doyurmuş oluruz. Mesut bir bayram geçirmiş oluruz. Şimdiden bütün izleyicilerin Kurban Bayramı'na mübarek olsun diyorum. Kendine de iyi baksana. Mafra 55. Bizi takip edin. Haberiniz olsun.